Evet, burası da Dikmen Vadisi ikinci kısım. Evet, Suriye'de bir aile piknik yapıyor. Evet, ibadet yapmak isteyenler için mescitte bulunmakta. Parti gezmeye devam ediyoruz. Birlikte sen geziyoruz. Diğer de otuz. Evet. Çok güzel oluştu. Evet, gençler ise evlerinde olmuş. Kulübünde müzik konserleri için yapılmış.
Hikmet Mağarası'nı gezmeye devam ediyoruz. Kolay gelsin. Evet. Mavi çam. Mavi çamlardan mavi çam. Çok güzel. Vadiyi gezmeye devam ediyoruz. Burası yapılmadan önce Ankara'nın gecekondu bölgesiydi. Belediye büyük uğraşlar neticesinde tüm gecekonduları istimlak ederiz. Tabi hak sahibi olanlara TOKİ'nin, belediyenin yapmış olduğu konutlarda verdiler. Anlaşma sağlananlara da belli bir tazminat ödediler ve bu güzel park halkın hizmetine sunulmuş oldu. Emeğe geçenlere teşekkürler. Tabii ilk temeli Melik Gökçek zamanında atıldı. Bugünlere kadar geldi. Aynı güzellikte devam ediyor. Mm.
Evet, yavaş yavaş parkın sonuna yaklaşıyor gibiyiz. Ama devam ediyor daha. Devam ediyor. Kondisyon alanları. Kolay gelsin. Spor yapmayı sevenlere ideal. Temiz hava, hava sıcak. Uzun zamandır bu parkta videoya çekmek istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Açıldığı zaman gelmiştim ilk açıldığında. Tabi o zaman ağaçlar çok küçüktü. Şu anda orman gibi olmuş. Geçen yıllar içerisinde, duanın içerisinde dolaşıyoruz dostlar. Evet, bu park Ankara'nın en güzel parklarından biri. Doğayı sevenler, yürüyüş yapmayı sevenler buraya mutlaka uğrasınlar. Bölgede Türkmenistan
Parkı olarak adlandırılmış. Mahdum Kulu Firaki 1724-1807. Mahdum Kulu Firaki 1724-1807. Mahdum Kulu Firaki 1724'te doğmuştur. O Türkmenistan'ın Balkan ilinde yaşamıştır. Bugün bilge şairin doğduğu ve yaşadığı ilçe onun adına hürmeten Mahdum Kulu ilçesi olarak adlandırılmıştır. Kurduğum aslında bilsem bu zeminin mıhıdır. Erir o erkin daim budur ki Türkmen binası Mahdum Kulu Firaki. Ulaşım böyle motorlu araçlarla sağlanıyor. Evet, kampa güvenliğimizde mevcut. Sarlar ve çok sayıda yürüme yolları mevcut.
dinlenme alanları. Evet, şu anda yürüme yoluna geçtim. Hala sonuna ulaşamadık parkın. Bir saattir geziyoruz neredeyse.